Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla beraberiz. Bugün sizlere meleklerle ilgili son durum videosu çekmek istedim. Umarım güzel bir video olur. Bu arada da tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Herkes iyidir inşallah. Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Tabi değişik videolarda atıyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Güzel içerikler üretiyorumdur inşallah. Elimden geldiğince kanalın büyümesi için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tabi sizlerin sayesinde oluyor bu şeyler arkadaşlar. Bugün sizlere melekler hakkında biraz bilgi, biraz ne bileyim son durum videosu çekmek istedim. Güzel bir video olur inşallah. Çöpçüleri de göstereceğim. Gösterebilirsem onlar da lambayı uzatmam lazım ama. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz tri color düzler. Formları, renkleri gayet güzel. Hepsi maşallah kıpır kıpır. Hatta elimi şöyle yaptığım zaman bakın şöyle. Hepsi de gayet güzel arkadaşlar. Boyları yani gövdeleri 1 TL'den büyük. Çok güzeller arkadaşlar. Renkleri hakikaten güzel. Şurada görmüş olduklarınızda Parabiya. Ben her zaman diyorum zaten Bulgarya meleğin amcasının oğlu diye. Yani birinin işte şu gövdesi biraz daha yoğun oluyor rengi. Bunun da biraz daha açık oluyor. İkisi de görüntü olarak hoş. Tabi melek balığı gerçekten akvaryum içerisinde böyle görsel, göze hitap eden, renkli böyle güzel bir melek aldığınız zaman da akvaryuma koyduğunuz zaman da kendini gösterebilecek bir tür melek balıkları. Trikalılar benim hoşuma çok yani hoşuma gidiyor bayağı. Bunların bende türleri de var. Tül olanları. Bunlar düz. Size birazdan da tülleri göstereceğim arkadaşlar. Vallahi melekler akvaryumu büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Yani büyük dedim. Bir 10 tane melek aldığınız zaman ortalama 70-80 santimlik bir akvaryumda ya da ne bileyim hani geniş olur 50 santim olur. Yani mesela şöyle 50 santim olur. Arkaya doğru geniş olur. Sıkıntı olmaz. Bu akvaryumumuzun uzunluğu 125'e 40'a 35 bir akvaryum. Melekler için de gayet güzel. Tabi yükseklik 35. Tropikal akvaryum benim bu akvaryumlar zaten. Biliyorsunuz arkadaşlar. Tropikal akvaryumlar. Vallahi melekler güzel balıklar arkadaşlar. İçinde kök olursa güzel olur. Suyu yumuşatır. Melek balıklarını elinizden geldikçe beslemesi güzel olsun. Bunlara vereceğiniz yemler tetra diskus olabilir. Tetra kolur olabilir. Seraflora olabilir. Arada bir bitkisel olarak da Tetra Pro Algea yani cips diye geçiyor. Onlara da verebilirsiniz. Bunlar yerler. Tabi haftada bir kere eğer verebiliyorsanız imkanınız varsa Tubufex'ten çok az bir şey. Yani ya da Artemia da verebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bunların da protein alması gerekiyor. Kuru yemede hep beslemek de olmaz. Çünkü rengin de basması lazım arkadaşlar, hayvanlar. Şimdi belki diyorsunuzdur suyun niye bu kadar berrak falan diye. Yani şöyle söyleyeyim, 4 günde bir ya da işte 5 günde bir mutlaka dip çekimi yapıyorum. Pipo filtrelerimin çalışması düzeni, çalışması, onların temizliği, bakteri kültürünün tam oturmuş şekilde olması bu suyun berrak olmasını sağlıyor arkadaşlar. Yani akvaryum içerisindeki tamamen temizleme sistemiyle alakalı olan bir şey bu olay. Pipofitleriniz varsa içerideki bakteri kültürünü tutar ve suyu net bir şekilde görünümünü sağlar. Bu da tüm hobiciler için de iyi bir şey. Çok suyu bozacak yemler kullanmıyorum arkadaşlar. Tabi bu şu görmüş olduğunuz motor da küçük şöyle küçük 10 santimlik şirali motor.
Bunun da ekstra koyuyorum ki ne bileyim suda bir akıntı olmasını sağlarım. Ama tabii o da yavaş bir şekilde oluyor. Su sıcaklığı 26-28 olursa kışın çok iyi olur. Tabii yazın bu havalarda su ısısı düşüp yükselebiliyor. O da yani çok da 20 yani 20'nin altına düşmüyor ama 24-26 arasında değişiyor. Bu da gayet normal arkadaşlar. Ben de bugün bir hatta dip çekimi yaptım. Şimdi sizlere de diğer akvaryumdaki trikalır, tül ve pineo yarasa tülleri göstereceğim arkadaşlar. Şimdi oraya geçelim. Evet, şimdilik de trikalır, tüllerin olduğu akvaryuma geldik arkadaşlar. Tabi buraya da gelmişken şu az bir şey şöyle Tetra Pro Algae'ye vereceğim. Zaten karınları tok ama ben yine şöyle size göstermelik vereyim. Şöyle arkadaşlar. Daha yeni yemedim az önce. Yani bir saat olmadı. Hepsi maşallah kıpır kıpır arkadaşlar. Bunlar da trikalır düzlerin bir üst segment olan trikalır tül arkadaşlar. Bunlar da pineo diye geçiyor. Yani komple simsiyah değil. Yani böyle ne diyeyim size kamuflajlı gibi olan tür. Zaten bundan da 10 adet olması lazım. Şöyle renkleri falan böyle gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani duman rengi gibi böyle siyah gibi çok böyle muazzam renkleri var. Tabii onların boyları da gövde 50 kuruş. Tabii buradaki trikalı tüllerin de gövdeleri de 50 kuruşu geçmek üzere yani 1 TL gövde yaklaşanlar var arkadaşlar. Çok güzel bunlar da. Yani hani renkleri, formları gayet güzel. Al yanaklı zaten hepsi. Şöyle görüyorsunuz. Al yanaklı trikalırlar. Ya benim hoşuma gidiyor. Tül melik de çok güzel. Mesela şu komple böyle bakır gibi aynı. Sarı gibi. Bunlarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen kardeşlerim, arkadaşlarım, abilerim de benim sol ve sağ alt köşelere bırakmış olduğum Instagram ve Facebook adreslerinden de bana ulaşabilirsiniz. Melikler güzel balıklar arkadaşlar. Yani yıllardan beri hobicilerin vazgeçemediği her akvaryumda da böyle bir göze hitap eden güzel canlılar. Burada da trikalı tülle pineo yarasa tüller var arkadaşlar. Bunlar da gayet güzeller. Burada yine aynı şekilde iki tane pipo filtremiz var. Bir sol ve bir de sağda. Bir de içerisinde az önceki motordan bir tık büyük olan iç filtremiz var arkadaşlar. Şirali motoru. Tabi biliyorsunuz bu melik balıkları Lepistesler, işte kılıçlar, moliler, tropikal türlerin çoğu akıntıyı sevmezler arkadaşlar. Çünkü melik balığı zaten zayıf ince olduğu için akıntıya karşı yüzemezler. O yüzden de durgun ve sığ suları severler. Ben de o yüzden melik balıklar ne diyorsa o olsun gibisinden suda akıntı yapmıyorum. Yapmamaya çalışıyorum. Hayvanların stresi azalması için, rahat büyümeleri, rahat boylanmaları için arkadaşlar. Sadece yukarıdan aşağı şelale gibi şu şekilde yapıyorum. Yani burada bile aslında çok bir akıntı var ama tabi bu da onun ayarlarım ben birazdan sıkıntı yok. Yani hayvanlar mesela bak şöyle yaptığınız zaman akıntıya maruz kalıyorlar. O da aslında yanlış bir durum. Meliklerimiz böyle dediğim gibi bilgi almak isteyen kardeşlerim, arkadaşlarım da bana ulaşabilirler. Arkadaşlar bir de ben şu konuyu söylemek istiyorum. Ya bu balık şöyle bir şey ki gerçekten tüm hobicilerin kafasını karıştırabilecek ve yani sonunu göremeyeceği bir aslında bir hobi. Ne demek istiyorum aslında burada? Yani işte mesela bana birisi geliyor diyor ki ya işte böyle böyle dediler, böyle böyle yapın dediler, işte bu böyle dedi, bu böyle dedi falan diye. Ya tek bir kişiyle muhatap olun. Ondan randıman alamazsanız eğer başka birine hani
onunla hani muhatap olun. Ondan da baktığınız tam detaylı bilgi alamıyorsunuz arkadaşlar. Farklı bir kişiye gidin ama tek seferde bir tane balık için 10 kişiyle hani muhatap olursanız, bilgi alırsanız arkadaşlar, bu sefer de balık hastayken hastalanmasına sebep olabilirsiniz. Bu da aslında iyi bir şey değil. Ya ben mesela bazen böyle hani benim böyle sevdiğim abilerim, arkadaşlarım, kardeşlerim falan var. Ya bana mesela diyorlar işte, ya işte hani bana böyle dediler, işte bunu yap dediler, böyle de dediler falan filan diye. Yani yanlış bilgi olabiliyor. Doğru bilgiler de verenler de var mesela. Ya adam hayatında hiçbir akvaryum olmamış. Küçücük bir 35'lik bir akvaryumda balık beslemiş. Ama bir bilgi veriyor. Akıllara zarar. Yaptım, yapmadı. Hani o yüzden de benim de bazen işin içine çıkamadığım, zorlandığım durumlar da olabiliyor. O yüzden kafanızı hiçbir zaman arkadaşlar bulandırmayın, karıştırmayın yani. Bu balık işi çok hassas ve bir o kadar da stresli ve bir o kadar da zor bir iş arkadaşlar aslında. Ya suda yaşayan bir canlıyla ne bileyim 24 saat boyunca ne bileyim yani gözlemliyorsunuz sürekli. Acaba işte mantar mı oldu, iç parazit mi oldu, dış parazit mi oldu falan gibisinden böyle. Zor yani. Dediğim gibi o yüzden yani internetten, Google'dan araştırabilirsiniz. Hani çok çok tecrübeli arkadaşlar, abilerimize hani sorabilirsiniz. Tabii herkes de sorduğunuz soruya cevap da vermiyor. Adamlar, bazıları var muhatap bile olmuyor yani. Başını ağrıtmak da istemiyor. Ya sonuçta bu hobi. Ama dediğim gibi ilk önce balığı aldığınız kişiyle muhatap olun arkadaşlar. En son başka birisine sorup bilgi alabilirsiniz diye söyleyebilirim. Sizlere kılıçlarımı da göstereyim. Ondan sonra da videoyu kapatalım arkadaşlar. Şimdi kılıçlara geçiyoruz. Evet arkadaşlar, burada da bizim nadir tür diye söylediğimiz kılıçlarımız var. Albino kılıçlar var arkadaşlar. Ortalama 6-7 santim boylarında, özellikleri bir o kadar fazla ve bir o kadar da göze hitap eden canlılar arkadaşlar. Şu anda ışığı buraya çektiğim için biraz stres yapıyorlar. Bu da normal kılıç için, çünkü biraz sert balıktır arkadaşlar, biliyorsunuz. Ben de şöyle sizlere yakından çekebilirsem hem çekeyim hem anlatayım. Şu ekranda görmüş olduğunuz arkadaşlar, şuradaki yani şu, evet şu görmüş olduğunuz, o hep özelliğin hepsini taşıyabilen bir tür. Yani üst kuyruğu short fin dediğimiz köpek balığı sırtı gibi olan, kuyruk ay ve aşağı uzanan da ribbon özelliğini taşıyan türler arkadaşlar bunlar. Small love olan da var arkadaşlar içerisinde. Yani small love özelliğini taşıyor, short fin özelliğini taşıyor, ay özelliğini taşıyor. İçlerinde aynı kardeşin olan düzler de var arkadaşlar. Düz olanları da var. Tabi şimdi içerisinde böyle bazen kuyruk kapatıyorlar. O da orada bir baskınlık söz konusu olduğu için böyle stresli bir, gergin bir ortam oluşabiliyor. Bir de ışığı yaktığım için arkadaşlar böyle durumlar olabiliyor. Çok güzel tür bunlar da. Hatta şöyle ışığı biraz karartayım. Bunlar güzel arkadaşlar. Albino, short fin, eye, small lobe kılıçlar arkadaşlar. Benim hoşuma gidiyor. Bayağı da talep var bunlara. Zaten çok az kaldı. Onlardan da. Durum böyle arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Güzel bir içerik olmuştur. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız, son durum videoları, detaylı videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Dediğim gibi kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.